Hepinize esenlikler. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla kanalımızda karşınızdayım. Bu seferki videoda Daniel Case'in Billy Milligan'ın Zihinleri adlı romanını incelemeye çalışacağım. Billy Milligan'ın Zihinleri kurgusal olmayan romanlar türünde bir roman. Bir biyografi değil veya bir anı, hatıra şeklinde bir edebiyat ürünü değil. Elbette bir roman ama kahramanı gerçekten yaşamış bir insan. Yani Billy dediğimiz kişi William Stanley Milligan gerçekten yaşamış bir insan. Romanda anlatılan şeyler gerçekten başından geçmiş. Romanda anlatılan şeyleri gerçekten işlemiş bir insan. Ve aynı zamanda romanda geçen mekanlar, tarihler gerçekten var olan mekanlar ve tarihler. Ama biyografiden veya hatırattan bu romanı ayıran şey nedir? Neden roman sınıfına giriyor diye soracak olursanız, İşte burada şu devreye giriyor. Bazı kurgusal diyaloglar var. Ayrıca olayların anlatımı, akışı, kurgu tekniklerinden faydalanılarak yapılmış. Dolayısıyla da bu tür romanlara kurgusal olmayan romanlar deniyor. William Stanley Milligan kimdir ve neden onun hakkında bir roman yazılmaya değer görün diye düşünebilirsiniz. William Stanley Milligan suç dünyasında ünlü bir figürdür. Şöyle ki kendisi yani binlerce insanı öldürdüğü için ya da onlarca insanı hünharca öldürdüğü için değil ama Amerikan yargılama sisteminde işlemiş olduğu bir takım suçlardan bunların detaylarını daha sonra anlatacağım. Akli sağlığı yerinde değildir şeklinde kurtulup yani bu suçlardan hüküm giymeyip aynı zamanda bir hapishane yerine bir hastanede bir tedavi merkezinde tedavisini olup daha sonra salınan bir insan olması nedeniyle Amerikan suç dünyasıyla ilgili tartışmalar konusunda popüler bir figür haline gelmiş bir kişi William Stanley Milligan. Onun hakkında yapılmış belgeseller var. Onun muzdarip olduğu hastalık konusunda çekilmiş filmler var. Mesela 2016 yılında çekilmiş olan Split filmi bu konuyu işliyor tam olarak. Çoklu kişilik bozukluğu denilen bir psikolojik durum var, hastalık var ya da rahatsızlık var. Bunu işliyor. Yani Billy Milligan bir psikoz, delilik nedeniyle cezai ehliyeti olmayan bir insan olarak görülmedi. Nevrotik yani psikolojisindeki bir bozukluk, yani elinde olmayan psikolojik bir rahatsızlık nedeniyle suçları işlemiş olduğu için cezai ehliyeti yoktur şeklinde mahkeme tarafından karar verilerek işlemiş olduğu suçlardan hafif şekilde yırtmış biridir. Bu yüzden de tartışmalara neden olur. Peki William Stanley Milligan kimdir, nedir, necidir diye aklınıza gelebilir. Kısaca biraz onun geçmişiyle ilgili bilgiler verelim. William Stanley Milligan, Dorothy Pauline Sands ve Johnny Morrison çiftinin oğlu olarak dünyaya geliyor. Miami'de 1955 yılında. Bu çiftin Billy'den daha büyük bir oğlu var. Billy'den 2 yaş büyük Jim. Ve Billy'den 1 yaş küçük de kızları var Katie. Bu çift aslında evli değil. Yasalar önünde evli değiller ama ebeveynler yani bu çocukların ebeveynlerler. Birlikte yaşıyorlar. Daha sonra şunu görüyoruz. Billy henüz daha çocukken, çok küçükken babası intihar ediyor ve babasız kalıyor. Annesi göç ediyor. Ohio'ya yerleşiyor, Columbus'a. Orada ikinci bir evlilik yapıyor. Calmer Milligan denilen bir adamla. Bu sefer gerçek bir evlilik yapıyor. Ve William Stanley'nin soyadı olan Milligan üvey babası Calmer'dan. Bütün bunlar olduğunda Billy 8 yaşında. Ama William'ın ilk hastalığının belirtileri daha o çok küçükken, çocuk yaştan itibaren ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Aile de fark ediyor. Ama çok yoğun şekilde bu olayın patlaması üvey babası Calmer Milligan'dan sonra oluyor. Çünkü üvey babası Billy Milligan'a yani nasıl derler tecavüzlerde bulunuyor. Ayrıca şiddet gösteriyor, işkence ediyor. Bir tür hem aile içi cinsel şiddete dayalı bir olay var, hem de fiziksel şiddete dayalı bir olay var, hem de psikolojik şiddete dayalı bir olay var. Ve bu yıllarca devam ediyor. William Stanley Milligan'ın ifadelerine göre. Calmer Milligan bunları kabul etmiyor tabii. William'ın yalan söylediğini iddia ediyor. Şimdi buralar tabii enteresan noktalar. Şimdi bu sizin bu hastalığa nasıl baktığınızla bence
oldukça ilgili bir şey. Bu hastalığa, yani çoklu kişilik bozukluğuna disosiyatif kimlik bozukluğu da deniliyor. Şimdi bu konuya aklı yatan psikiyatristler var, itiraz eden psikiyatristler var. Milligan yargılanırken bile bazıları başka teşhisler koyuyor. Mesela şizofreni teşhisi koyuyorlar. Aynı zamanda asosyal bozuklukları olan bir şizofreni teşhisi konuluyor. Çok önemli birkaç tane psikiyatrist de bu hastalığın Billy Milligan'da olduğuna dair raporlar veriyor. Ve de Columbus'taki yerel yargıç onu aşırı güvenlikli, suça bulaşmış akıl hastalarının tutulduğu hapishaneye göndermek, hapishane hastaneye göndermektense Athens, gene Ohio'da bir yer, Athens'te bulunan bir ruh sağlığı kliniğine yatmasını onaylıyor. Şimdi mesele de buradan başlıyor zaten. Buna halk tepki gösteriyor. Daha doğrusu bazı politikacılar ve bazı halk tepki gösteriyor. Yani tecavüze uğrayan 3 tane kadın var mesela. Aynı zamanda gasp da dahil. Hem gasp hem tecavüz. İşte bunlar için adalet ne olacak deniliyor. Yani bu adam tamam hastaysa da böyle elini kolunu sallayarak bir ruh sağlığı kliniğinde mi yatacak? İstese oradan kaçabilir. Onlar bunu önleyebilecek tedbirlere sahipler mi? Ayrıca bu adam gerçekten bu hastalığa sahip mi? Böyle bir hastalık gerçekten var mı? Bu tartışmalar yürüyor gidiyor, yürüyor gidiyor bu tartışma. Tabii belli bir noktadan sonra Milligan'ın o ruh sağlığı kliniğinde de başı belaya giriyor. Bu sefer tecavüz yok ama kendisi gibi ruh sağlığı kliniğinde kalan iki kadın hastaya para veriyor. Onlar içki alıyorlar. İşte onlar aşırı sarhoş bir şekilde kliniğin avlusunda bulunuyorlar. O gece Fısıltı gazetesi tecavüz iddialarında da bulunuyor. Ama bu tabii ispat olmuyor. Neyse olaylar yükseliyor. Zaten Billy Milligan sıkıştığı anda, onun anksiyetesi yükseldiği anda, hani mesela düzgün bir rota tutturuyor mesela, her şey güllük gülistanlıkken, işleri yolunda giderken, hep onun arzuladığı şeyler olurken çok güzel gidiyor. Ama bir tane önüne bir engel çıktığında, onu zorlayan bir şey çıktığında çoklu kişilikleri hemen devreye giriyor. Olaylar daha kötü hale geliyor. Saldırganlaşıyor işte, manipülasyonlar, şunlar bunlar devreye giriyor. En sonunda tabii mahkeme ve yerel halkın tepkisi sonucu mahkemede bu sefer onu daha yüksek güvenlikli bir cezaevi akıl hastanesine nakledi. Orada 1-2 yıl sürünüyor adeta. Fakat yargılama sürecini eninde sonunda bir şekilde kazanıyor. Onun gerçekten çoklu kişilik hastası bozukluğu olan bir insan olduğu ve bu yüksek güvenlikli cezaevi tipi akıl hastanesi kaldığı müddetçe tedavisinin olmayacağı, daha kötü olacağı yönünde ifadeler tabii ki saygıdeğer psikiyatristler tarafından ifade ediliyor mahkemeye ve de Billy Milligan'ın savunma ekibi de konuyu güzel takip ediyor. En sonunda oradan bir şekilde tekrar ruh sağlığı kliniğine kendini attırmayı beceriyor. Orada da birkaç yıl tedavisini olduktan sonra neredeyse rahat hayatına devam ediyor diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 10 yıl sonra oradan da tam taburcusunu oluyor. Bu iyileşme. Ama taburcu olmadan önce de zaten aşamalı aşamalı onu sosyal hayata kazandırıyorlar. Ondan sonra da bu dava kapanıyor. En sonunda 2014 yılında Billy Milligan'la ilgili bir haber ortaya çıkıyor. Ohio'da yine bir huzur evinde kanserden öldüğünü basın yazıyor. Billy Milligan'ın hayatı bu. Bunu da Daniel Keyes güzel bir roman haline getiriyor. Billy Milligan'ın zihinleri diye. Aynı zamanda bu roman şu açıdan önemli. Birinci olarak çoklu kişilik bozukluğunun nasıl bir şey olabileceğine dair bu roman çok güzel veri sunuyor. Bunu okuduğunuzda çoklu kişilik bozukluğunun nasıl bir şey olabileceğini hissediyorsunuz. Bu durumda muzdarip insanların nasıl olaylar yaşayabileceğini ve ne sıkıntılar yaşayabileceğini hissediyorsunuz. Aynı zamanda bu roman şu açıdan da önemli. Bir şekilde üzerine bir suç bulaşmış, leke düşmüş, damgalanmış bir şekilde kişilerin bu, hani stigma denilen bu olaydan kurtulmasının çok zor olduğunu, bunun sürekli karşılarına çıktığını,
haklarının yenmesinde, bazen mağdur duruma düşürülmelerinde çok önemli etkilere sahip olduğunu bu romanı okuduğunuz zaman çok güzel kavruyorsunuz. Yani stigma olayına dikkat edilmesi lazım. Bir kişi bir suçtan damgalandı diye ondan sonraki hayatının mahvolmaması veya o suçun onun bütün hayatını zaten değiştirecek de ya temelli bozulmaya doğru götürmemesi için, yani kurtarılması için ona birazcık bir merhamet gösterilmesi gerektiğini de buradan anlıyoruz. Yani stigma olayına, yani damga yeme olayına da bu roman çok güzel değiniyor. Bu konuyu çok güzel işliyor. Bu çoklu kişiliklerle ilgili de size birkaç bir şey anlatayım. Mesela Arthur diye bir kişilik var. Bu devreye girdiği zaman bir bakıyorsunuz aynı bedenin içinde Arthur oluyor. Arthur İngiliz aksanlı konuşuyor. Bilimsever dediğimiz bir tipolojide. Özellikle kimya ve hematolojiye özel ilgisi var. Mesela Regan denilen bir Yugoslav göçmeni kişiliği daha var. O bedeni yönetmeye başladığında bu sefer Yugoslav göçmeni böyle Slav, yani Slavik aksanlı bir adam haline geliyor. Daha şiddete ve suça meyilli bir insan haline geliyor. Mesela Tommy diye bir kişiliği var. Bu daha genç bir çocuk. Bedeni o yönetmeye başladığında, yani Tommy haline geldiğinde, kafa Tommy haline geldiğinde, bedeni o yönetmeye başladığında, bu sefer teknoloji meraklısı, aynı zamanda kilit açma kapama konusunda uzman bir insan haline geliyor. Mesela Alan diye bir kişiliği var. O kafayı yönetmeye başlayınca, yani beyinde işte artık kişiliği oluşturan neyse, o artık Alan olunca, bu sefer bedeni Alan yönetmeye başlayınca daha böyle manipülatif bir adam oluyor. Düzenbaz, sahtekar, kandırıcı bir adam oluyor. Bir de mesela Adalana denilen lezbiyen bir kişiliği var. Yani Billy erkek ama zihninde lezbiyen bir kişilik olan Adalana var. Ve o Billy'yi yönetmeye başladığında, Billy Adalana haline dönüştüğünde diyelim, ya da Adalana kişiliğine büründüğünde, işte daha feminen bir Billy haline dönüşüyor. Zaten tecavüzleri de bu Adalana gerçekleştiriyor. Yani diğer erkek kişilikleri lezbiyen Adalana kişiliği gerçekleştiriyor. Bu da işin enteresan tarafı. Evet, bu roman gerçekten de okunası romanlar. Suç, yargılama, yani bu türü sevenler için tavsiye edilebilir. Aynı zamanda çoklu kişilik bozukluğu ile ilgili, yani merak eden, bilgi almak isteyen kişiler okuyabilir. Aynı zamanda sürükleyici, akıcı, iyi bir roman okumak isteyen kişilere gerçekten tavsiye ediyorum. Yani mahkeme süreçleri özellikle ilginç. O yargılama esnasında ifadeler, raporlar, karşı raporlar, bunlar ilginçti. Bu konulara meraklı kişilerin okumasını tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler.